Hakikat Çekirdekleri 93. Vecise. Her adam için heyet-i içtimaiyede görmek ve görünmek için mertebe denilen bir penceresi vardır. O pencere kâmeti kıymetinden yüksek ise tekebbür ile tetavül edecek. Eğer kâmeti kıymetinden aşağı ise tevazu ile tekavüs edecek ve eğilecek. Ta o seviyede görsün ve görünsün. İnsanda büyüklüğün mikyası küçüklüktür yani tevazudur. Küçüklüğün mizanı büyüklüktür yani tekebbürdür. Ne muazzam bir şey ya. Şimdi bu adam mütevazi mi yoksa mütekebbir mi? Bunun ölçüsü var. Kıstası var. Şimdi adam mütekebbir olduğu halde ben mütevaziyim demesi bir şey ifade etmez ki. Dil konuşmayacak burada. Burada hal konuşur. Değil mi? Ya da bir adam mütevazidir. Birisi ona mütekebbir diyor. Sen demem benim için bir şey ifade etmez ki. Bunun hali, durumu ortada. Şimdi bak buna. Her adam için heyet-i içtimaiyede görmek ve görünmek için mertebe denilen bir penceresi vardır. Bir penceremiz var burada. Diyelim mesela yerden 1 metre yükseklikte. Ondan sonra da 1 metrelik bir pencere. Bir de onun üstünde de 1 metre daha hala duvar devam ediyor mesela tabana kadar. Şimdi bu pencereden kendisi hem görecek dışarıyı hem de dışarıdaki insanları görünecek. O pencere kâmeti kıymetinden yüksek ise, bu adam 1 metre boyunda kısa boylu bir adamsa, ne yapacak? Tekebbür ile tetavül edecek. Yani kendisini bu manada, değil mi? Yükseltecek. Eğer kâmeti kıymetinden aşağı ise o pencere, ne yapacak? Tevazu ile tekavvuz edecek, eğilecek. Ta o seviyede görsün ve görünsün. Şimdi muazzam bir misal değil mi? Demek ki bir insan eğildi mi, tevazu gösterdi mi, o zaman bu zat büyüktür diyoruz. Bir insan kendisini mübalağalarla anlatmaya çalıştı mı, bu adam küçük diyoruz. Mesela uzun boylu bir adamla kısa boylu bir adam, misal diyorum şey yapacaklar, müsafaha yapacaklar. Bakıyorsun ki kısa boylu olan parmakların üzerine durmak zorunda, öteki de eğilmek zorunda. Ne diyoruz? Bu adam uzundur, bu adam da kısadır. Bu kayda yani. Şimdi men tevada refaullah. Kim kendisini mütevazi yaparsa, yani kim tevazu olursa, kim tevazuyla muamele ederse Allah onu yüceltir. Bu hadis. Değil mi? Hazreti Mevlana diyor. Bir insan meyvedar bir dal gibi olsa, bir ağaç gibi olsa o meyveler o ne yapar? Aşağı sarkıtır. Bir insan meyvedar bir dal gibi olmazsa, Kavak gibi boş bir dal olursa. gibi olursa, değil mi? Kavak gibi buyurduğumuz gibi. O da ne yapar? Yukarıya doğru yükselir. Dolayısıyla kim ki kendisini yukarıya doğru gösterirse, bu adam meyvesizdir, kemalsizdir, faydasızdır. Kim yerlerde bu manada sürünecek şekilde eğilirse, tevazu ederse meyvelidir. Meyvesi ne kadar fazlaysa o kadar yere doğru eğilir. Ne kadar azsa ya da yoksa o nispette yukarıya doğru. Şimdi bunlar bizim için kaide. Değil mi? Bizim için kaide bunlar. Şimdi başak diyelim mesela. Boşsa başak. Yani bazılarının tanesi boştur. Yukarıya doğru. Ama doluysa eğiliyor. Sarkıyor. Bizim Siirt fıstığı var. Antep fıstığı manasında. Şimdi doluyla boşlar birbirinden nasıl ayırıyorlar? Suya bırakıyorlar. Suyun üzerinde yüzenler hep boştur. Batıyorsa Batıyorsa ağırdır, doludur yani. Dolayısıyla dolu olan insanlar mütevazidir. Altta gezer. Ama onlar kıymetlidir. Ben onları arıyorum zaten. Şimdi burada üstadımız bize çok güzel bir şey veriyor. Diyor ki, insanda büyüklüğün mikyası küçüklüktür. Bu adam büyük mü? Evet. Nereden biliyorum? Çünkü kendisini tevazuyla küçük gösteriyor. Yani tevazudur. Küçüklüğün mizanı. Bu adam küçük müdür? Evet, nereden biliyorsun? Büyüklüktür yani tekebbürdür. Bir insan tekebbür ederse küçük adamdır. Ondan sonra büyümemiş bir çocuk gibidir. Bir insan da tevazu gösterirse, devamlı kendisini bu arada alçak gönüllü bu manada gösteriyorsa ve hakikaten de böyle inanarak yapıyorsa bu adam büyüktür. Onun için Hazreti Mevlana diyor ki, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sanki dünyanın bütün meyvelerini üzerinde toplayan bir ağaç, bir dal gibiydi. Hatta yerlerde böyle şey yapıyor. Bu kavmin reisi kim? Onda da su dağıtıyor.
ashabına su dağıtan bir peygamber. Değil mi? Seçilemiyor yani uzaktan bakıldığı zaman. Baktığın vakit bu budur diyemiyorsun. Evet. Şimdi şu anda misal diyorum bir yere gittiğin vakit bu adam budur diyebiliyorsun mesela. Hı-hı. Yani duruşundan, heybetinden, milletin onun yanındaki duruşundan anlayabiliyorsun. Ne diyor? Seyyidul kavmi hadimuhum. Bir yerin efendisi oraya hizmetkar olandır. Demek ki sen efendi olmak mı istiyorsun bir yere? Hizmetkar olacaksın diye. Bütün asılları ders veriyor Efendimiz Aleyhisselam. O anda da o gelen bedeviyede o dersi veriyor. Şu anda kim hizmet ediyorsa bu yerin efendisi de odur. Zaten kısa bir adam pencereden görünecekse eğilemez ki bu adam. Kısa zaten. Evet. Başka birisi de pencereden görmek istiyorsa adam boyunu biraz daha uzatamaz ki. Müthiş misal yani. Bu pencereden görünecek mi? Evet. Bu mecbur eğilecek. Uzun çünkü. Hı. Bu da mecbur kendisi biraz daha yükseltmeye çalışacak. Çünkü kısa zaten yani. Bir başka da Üstad Sabi Müteşeyyih diyor. Evet. Yani ihtiyar gibi. Siz de büyük tanımayınız diyor ya. Evet. İhtiyar gibi görünmeye çalışan bir çocuk. Ya, çok güzel. Harika. Allah razı olsun. Amin.